Ferdi sen yani son yapacak adamsın bunları, anlatabiliyor muyum? Pelkas önüne pas atmadı diye kaş göz falan yapıyor. Ve yani koşsa zaten yetişemeyeceği bir şey de değil. Koşacaksın o topa. Öyle bir dünya yok yani. Çok açık söylüyorum. Alınan alınsın, gücenen gücensin. İnanılmaz overrated bir oyuncu. Yetenekli mi? Çok yetenekli. Teknik anlamda becerili. Ama yani Fenerbahçe takımının ilk 11 oyuncusu olmak için çok daha fazlasına sahip olman lazım. Her topu ayağına istiyor bir kere. Hiç koşmayı sevmiyor ya. Hiç koşmayı sevmiyor. Mücadele etmeyi hiç sevmiyor. Bu attitude'le yani bu davranış biçimiyle hiçbir şey olmaz. Böyle olmaz. Bu değil yani. The next step is that is you. That is you. And even though you face disappointments, even though you will experience some setbacks, you must understand that. That no one can do it for you but you. I remember I was playing a game with my 9-year-old son, John Leslie. And I beat him 10 straight games in a game called Connect Four. And finally, I said, John Leslie, I'm bored. I don't want to play you anymore. John Leslie said, no, you can't go now, Dad. That was his attitude. We sat down and we played several other games. And finally, after the 11th game, John Leslie won. And he got up and he yawned. And he said, I'm ready to go to sleep now. And I'm saying to you, what if all of us took that attitude after we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through? What if we had that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. Burger King sunar. Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999'da Hollanda Arnhem'de doğdu. Kanadalı bir anne ve Türk bir babanın tek çocuğu olarak. Baba Feyzullah Bey ailesiyle birlikte yıllar önce Hollanda'ya göç etmiş Trabzonlu bir gurbetçi. İlginçtir, eşi Dayan'la Türkiye'ye tatil yapmaya geldiğinde tanışmış. Gurbetçi bir Türk, Kanadalı bir kadınla Türkiye'de tanışıyor ve onu evlenip Hollanda'da yaşamaya ikna ediyor. Bu film gibi hikayeden Ferdi adında bir çocuk dünyaya geliyor. İşi gücü top oynamak olan futbol aşığı bir çocuk. Babasının da bir futbol sevdalısı olduğuna şüphe yok. Zira Feyzullah Bey küçüklüğünden bu yana Ferdi'yi futbol konusunda hep destekleyen bir figür olmuş. Coğrafya kaderdir derler ya hani. Belki Ferdi Türkiye'de doğup büyümüş olsa pek çok ebeveynin yaptığı gibi o da oğluna hayaller peşinde koşmamasını, bir meslek sahibi olmasını öğütleyebilirdi. Oysa Hollanda futbol oynamak isteyen, bir meslek olarak futbolcu olmayı düşleyen bir çocuk için harika bir ülke. Daha önce Hakim Ziyeş'i anlattığım içerikte de bahsetmiştim. Yüz ölçümü bakımından kıta Avrupa'sının en küçük devletlerinden biri olan Hollanda'da sadece Johan Cruyff Vakfı'nın inşa ettiği futbol sahalarının sayısı 700'den fazla. Sahaya ulaşmanın bu kadar kolay olduğu, sporu eğitimin bir parçası olarak kabul eden ve oyunun işinin ehli antrenörler tarafından çocuklara temel öğretilerle aktarıldığı bir ülke. Futbola 8 yaşlarında Arnhem Akademisi'nde adım atan Ferdi Kadıoğlu, ismini Hollandalı eski futbolcu ve teknik adam Wiel Kuerwer'den alan bir metotla yetiştirildi. Wiel Kuerwer piramidi olarak anılan bu metoda göre, genç futbolcu adayları piramidin temelinde yer alan top hakimiyetinden başlayarak sırayla bir dizi eğitime tabi tutuluyor. Pas alıp verme, birebir hücum ve defans, hız ve bitiricilik şeklinde yükselen piramidin en tepesinde ise takım oyunu yer alıyor. İşte Ferdi Kadıoğlu bu öğretiler sayesinde çok sağlam bir temel almıştı ve futbol yolculuğuna hazırdı. Ancak bu hikayede sadece doğuştan şanslı bir çocuktan bahsetmiyoruz. Çünkü işin içinde yetenek ve azim olmadığı sürece şans sizi ancak belli bir yere kadar götürebilir. Oysa Ferdi Kadıoğlu'nda bunların hepsi vardı. 10 yaşında Hollanda'da düzenlenen bir yetenek yarışmasına katılan Ferdi, kendi yaş grubu arasında birinci olarak Allah vergisi yeteneğini çok küçük yaşlarda gözler önüne serdi. 2008 yılında Arnhem'den NEC Nijmegen altyapısına geçti. İşte tam olarak bu dönemde babası desteğini ondan hiç esirgemedi. Yıllar boyunca oğlunu haftada 3 gün evlendirdi.
evlerine 20 kilometre uzaklıktaki antrenman tesislerine götürüp getiriyor, hafta sonları ise oğlunun maçlarını izlemek için tribündeki yerini alıyordu. Ferdi 15 yaşına geldiğinde artık kendi yaş grubu arasındaki seçkin oyunculardan biri olarak öne çıkmış ve Hollanda genç milli takımlarına seçilmeye başlamıştı. Çok geçmeden kulübün ek Nijmegen'de de A takıma yükseltildi ve profesyonel oldu. 2016 yılında Hollanda U17 takımıyla 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi ve yarı final gördü. O günkü takım arkadaşlarından bazıları Pascal Struijk, Donyell Mellen, Justin Kluivert ve Terrell Malasia gibi isimlerdi. Takım kaptanı ise Matthias De Ligt. Ferdi bu yapıda bazen hücuma dönük bir 8 numara, bazen de 10 numara olarak görev yapıyordu. Ağustos 2016'da A takım formasıyla ilk kez bir lig maçına çıktığında sadece 16 yaş 10 aylıktı. Yaklaşık 2 ay sonra kariyerinin ilk golünü attığındaysa 17 yaşını henüz bitirmişti. Kulüp tarihinde hem forma giyen hem de gol atan en genç oyuncu olarak tarihi geçen Ferdi, NEC Nijmegen'le ilk sezonunda 27 maçta forma giydi ve 4 gol 3 asist kaydetti. Ancak takımının playofflarda NAC Breda'ya kaybederek küme düşmesine engel olamadı. Yaz aylarında bu kez 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'na katılan Kadıoğlu, takımıyla bir kez daha yarı final gördü. Kulübünün küme düşmüş olması elbette üzücü bir gelişmeydi. Ancak bu durum Ferdi açısından belki de hayırlı olmuştu. Zira forma süresi neredeyse 3 kat arttı. Artık takımının en merkezi oyuncularından biriydi ve gelişimi son derece sağlıklı bir şekilde devam ediyordu. Yetenekli olduğu kadar çok yönlü de bir oyuncuydu. Merkez orta saha 10 numara ya da kanatlarda oynayabiliyordu. Kendisine örnek aldığı isimse o günlerde Real Madrid forması giyen ve tıpkı onun gibi orta sahanın pek çok yerinde oynayabilen Isco'ydu. Ferdi o sezon 34 maçta 7 gol ve 12 asist üreterek takımı alt ligde 3. sıraya taşıdı. Fakat playofflarda kaybederek yeniden Eredivisie'ye yükselme şansını kaçırdılar. Elbette böylesine bir genç yeteneğin Hollanda 2. liginde daha fazla kalmasına müsaade edilmeyecekti. Ferdi Kadıoğlu tabiri caizse gümbür gümbür geliyordu. Bugüne dek Türkiye'de futbol oynayan pek çok gurbetçi oyuncu oldu. Futbolcu yetiştirme konusunda çok da başarılı olmayan kulüplerimiz yıllar boyunca yerli oyuncu ihtiyacının bir kısmını gurbetçilerle tamamlama yoluna gitmiştir. Bu durum memlekete kesin dönüş yapmak isteyen gurbetçi oyuncular ve onların aileleri için güzel birer eve dönüş hikayesini müjdeler. Ancak Ferdi için durum bundan biraz farklıydı. Kadıoğlu ailesinin ortak dili İngilizceydi ve Ferdi bu sebeple Türkçeyi çok iyi öğrenemedi. Bugün Fenerbahçe'ye imza attıktan yaklaşık 6 yıl sonra bile hala İngilizce röportaj verdiğini düşünecek olursak, 18 yaşındayken dilimizi çok az konuşabilen bir gencin, hele de Hollanda alt yaş kategorilerinde defalarca kez milli olmuş tanınmış bir oyuncuyken Türkiye'de futbol oynamaya ikna edilmiş olması neresinden bakarsanız bakın büyük bir transfer başarısı. Eminim Fenerbahçeliler o dönemi çok hatırlamak istemiyordur. Ancak Demi'nin Komolli ve Filip Koku ikilisi kulübe hiçbir şey kazandırmadıysa bile Ferdi Kadıoğlu gibi bir yeteneği kazandırmıştı. Elbette Ferdi'nin Fenerbahçe'yi seçmesinde onu PSV Eindhoven'da çalıştığı dönemden beri iyi tanıyan Koku'nun etkisi büyüktü. Ancak Hollandalı hoca Fenerbahçe'nin başında yalnızca 15 maç kadar kalabildi. Sanırım Ferdi'nin en çok zorlandığı dönemin bu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genç oyuncuların sıkça şans bulduğu, gelişim odaklı bir futbol ikliminden çıkıp çok daha kısa vadeli planların yapıldığı bir yere gelmişti. Düzenli forma şansı bulmayı bırakın, Fenerbahçe'deki ilk yılında sadece tek bir Türkiye Kupası maçında 13 dakika kadar süre bulabildi. Dil bariyeri ve adaptasyon sorunlarını da düşünecek olursak, Ferdi'nin yerinde başka bir genç olsa kolaylıkla pes edebilir, konfor alanına geri dönmek isteyebilirdi. Ancak Kadıoğlu'nun pes etmeye niyeti yoktu. Bazıları böyledir, her nerede olursa olsun başarısızlığı bir seçenek olarak kabul etmezler. Şartların zor olması onları daha da kamçılar. Yeni sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de, Ferdi antrenmanlardaki performansıyla hocasının gözüne girmeyi başarmıştı. Hala ana rotasyonun bir parçası olduğu söylenemezdi. Ancak Yanal ona mümkün mertebe süre vermeye çalışıyordu. Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında bitime 13 dakika kala oyuna dahil oldu ve 88'de Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü attı. O günlerde iki elinin işaret ve baş parmaklarını birer L harfine benzettiği bir gol sevinci vardı Ferdi'nin. Bunun anlamı sorulduğunda Flemenkçe bir söz olan Latin Lucien'i simgelediğini söylüyordu. Tam Türkçe karşılığını bulmaya çalışırsak belki de anlamını kaybedecek. Ama Latin Lucien çalışma sağla, işe yaramasının bir yolunu bul gibi bir anlama çıkıyor. İşte Ferdi'nin kendince bulduğu yol, çok çalışmak, asla pes etmemek ve sabırlı olmaktı. Bir gün Fenerbahçe'den ayrılacaksa bile, geriye dönüp baktığında burada başarılı oldum, iz bıraktım demeliydi. O dönemde hücum hattındaki deneyimli isimlerden ona yeterince sıra gelmiyordu. Bu sebeple Ersun Hoca Ferdi'yi sağ bek oynatmak istedi. Ancak genç oyuncu o zamanlar bu mevki için pek de gönüllü değildi. Ersun Yanal beni ilk sağ bek oynatmak istediğinde sinirlenmiştim diyor Ferdi. Ersun Hoca ise, geçmişte Arda Turan, Ali Tandoğan ve Caner Erkin'e yaptığım dokunuşların bir benzerini Ferdi
diye de yapmak istemiştim diyor. Fakat buna sıcak bakmadı. Kim bilir belki de kaderi buydu Ferdi'nin. Yanal döneminde büyük çoğunluğun sonradan oyuna dahil olduğu 31 resmi maça çıktı. 6 gol ve 5 asist yaptı. Hücum bölgesinin her yerini yedekleyebilen oldukça kullanışlı bir oyuncuydu. Ancak hala biraz toydu Ferdi. Özgüveni ufak bir hatada sarsılmaya müsaitti. Henüz kabuğunu yırtamamıştı. Zaman zaman oyuna küsebiliyor ya da konsantrasyonunu yitirebiliyordu. Üstelik vücudu hala tam olarak olgunlaşmamıştı. O dönemki fotoğraflarına baktığınızda Ferdi'nin ne kadar büyük bir fiziksel gelişme gösterdiğini hayret edebilirsiniz. İşin sabretme kısmının bir bölümü de buydu işte. Sadece forma şansı için değil, gelişiminin devamı için de sabra ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'deki ilk yıllarında sıkça yaşanan teknik adam değişiklikleri de zorluklardan bir başkasıydı. Her yeni gelen teknik adamla birlikte değişen sistem ve yeni transferlerde cabası. Erol Bulut dönemi başlarken biraz daha umutluydu Ferdi. Hocanın İngilizce konuşabilmesi sebebiyle onunla daha iyi iletişim kurabileceğini düşünüyordu. Ancak sürelerinin artmasını beklerken daha da azaldı. Takım bu kez oldukça kariyerli oyunculardan kurulu ve geniş bir kadroya sahipti. Devre arasında Mesut Özil'in de gelmesiyle birlikte Ferdi'nin önü iyice tıkanmış oldu. Kasımpaşa'ya karşı oynadıkları bir Türkiye Kupası maçında Erol Bulut'un onu oyundan çıkarken azarladığı anlar bugün bile unutulmayan ve belki de genç oyunculara örnek olması gereken bir görüntüydü. Erol Bulut, Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktıktan sonra böyle biraz tatlı sert uyarmış onu. ...2021-2022 sezonu. Başka bir deyişle Ferdi'nin Fenerbahçe'ye attığı 4 senelik imzanın son yılı gelmişti. Takımın başında yeni bir teknik adam Vitor Pereira, camianın üzerinde ise bir türlü gelmeyen şampiyonluk baskısı vardı. Portekizli hoca da bu hasreti dindiremeyecekti. Ancak onun döneminde Ferdi'nin kariyeri açısından önemli bir gelişme yaşandı. Kadıoğlu artık ne olursa olsun mevkiyi ayırt etmeksizin oynamak istiyordu. Artık 22 yaşındaydı ve onun düzenli olarak forma giymeye, Vitor'unsa Ferdi gibi bir kanat bekine ihtiyacı vardı. Hocanın üçlü sistemi Türkiye'den ayrıldığı güne dek çok konuşuldu, çok tartışıldı. O takımın kadrosundaki orijinal bek oyuncuları yalnızca Filip Novak ve Nazım Sangare ile sınırlıydı. Dolayısıyla pek çok kişiye göre Vitor, Ferdi ve Osayi Samuel'i bek oynatarak düpedüz icat çıkartıyordu. Evet, belki burada başarılı sonuçlara imza attığı söylenemez. Ancak Pereira'nın Fenerbahçe'ye bir şeyler katmadığını iddia etmek haksızlık olur. Ferdi'ye şüphesiz çok şey katmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen bugünden geriye dönüp bakınca bu hikayenin çok daha farklı bir yere kırılabileceğini kabul etmek lazım sanırım. 18 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, Hollanda doğumlu bir genç. Takımda geçirdiği 4 yılın çoğunda istediği süreleri bulamamış, takımı hiçbir sezonu başladığı hocayla tamamlayamamış. Dahası bu genç sırf daha çok süre alabilmek için ofansif oyun karakterine rağmen bir kanat savunmacısına dönüşmüş. 2022 yılının Ocak ayı geldiğinde Fenerbahçe bir kez daha şampiyonluk yarışına havlu atmış durumdaydı. Ve Ferdi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hala uzatılamamıştı. Kadıoğlu, Bosman kuralı uyarınca Avrupa'da istediği her kulüple görüşmek ve ön protokol imzalamak konusunda özgürdü. Hollanda geçmişi ve pasaportu sayesinde oldukça gözde bir oyuncuydu ve belki de onun yerinde başka kim olsa bu fırsatı değerlendirmek isterdi. Pek çok futbolcunun serbest kalıp daha karlı anlaşmalar imzalamak için can attığı böyle bir dönemde Ferdi Fenerbahçe'den başka kimseyle masaya oturmadı ve Mart ayında 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Buraya geldiğimde 64 kilo bir çocuktum diyor Ferdi. 9 kilo aldım ve kaslandım. Burada büyüdüm. Sakallarım bile burada çıkmaya başladı. Oyunumun da burada geliştiğini düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe. Kabul etmek lazım ki bugünün futbol dünyasında aidiyet ya da vefa gibi kavramlara çok fazla yer yok. Ama eğer bunlar varsa bir karşılığı da var. İşte Fenerbahçelilerin Ferdi'yi bu kadar sevmesinin sebebi de bu. Burada bir şeyler kazanmayı ve giderken Fenerbahçe'ye de kazandırmayı istemiş olması. Ha bir de tabii şöyle bir gerçek var. Ferdi artık olağanüstü bir futbolcu. Kendisinin de söylediği gibi burada büyüdü, kilo aldı, güçlendi ve sarsılmaz bir özgüvene sahip oldu. Sadece Fenerbahçe ile değil Ay Yıldız'la da bir gönül bağının olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Öyle ki Hollanda formasıyla U21'e kadar farklı yaş kategorilerinde 50'den fazla maça çıkan Ferdi, Hollanda, Kanada ve Türkiye arasındaki tercihini kırmızı beyazdan yana kullandı ve Mayıs 2022'de Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maçta ilk kez A milli oldu. Vitor Pereira ile üçlünün sol kanat bek rolüne iyice alışan Ferdi, sezonun geri kalanında İsmail Kartal yönetiminde dörtlü savunmada sırıtır diyenleri yanıltmayı da ihmal etmedi. Her meydan okumadan alnının akıyla çıktı, aşılması gereken her engeli büyük
büyük bir kararlılıkla açtı. 2022-23 sezonunda George Jesus yönetimindeki son yılların en iyi Fenerbahçesi'nin tartışmasız en iyilerinden biri oldu. Mümkün olan 56 resmi maçın 48'ini oynadı, 4000 dakikayı aşarak Attila Salah'ın ardından takımının en fazla süre alan oyuncusu oldu. Bu başarılı sezonu şampiyonlukla taçlandıramadıysa da Türkiye Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupayı kaldırdı. Milli takım hocası Stefan Kuntz tarafından orta sahada, Jesus tarafından ise ağırlıklı olarak sağ bekte oynatıldı. Sivas Spor'a karşı kanat forvet olarak görev yaptığı tek maçta 2 gol birden atarak hücum yeteneklerinin hala körelmediğini de ispatladı. Bugün geldiğimiz noktada onun ideal pozisyonunun hangisi olduğuna karar vermek çok zor. İşte tam da bu yüzden bu kadar özel bir oyuncu Ferdi. Sahanın neresine koyarsanız koyun, aynı kaliteyi, aynı performansı sağlayabilmesi en önemli özelliği. Bazı futbolcular vardır, topu ayağına her aldığında size tarifsiz bir güven verir. Top ona geldiğinde asla tedirgin olmazsınız. Eğer biri hata yapacaksa bile o yapsın, birisi illa topu kaybedecekse o kaybetsin istersiniz. Ve bazı futbolcuların şartlar ne olursa olsun terinin son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini bilirsiniz. İşte bu ikisinin aynı bünyede bir araya gelmesi çok ama çok zordur. Ferdi Kadıoğlu bunu başarmış biri. Bugün pek çok futbolcuyu fizik ya da teknik kalitesine göre ayrıştırmak mümkünken Ferdi'yi sınıflandırmak çok zor. Dripling kabiliyeti, top kontrolü ve pas kalitesi bu kadar yüksekken 90 dakikanın tamamında aynı enerjiyi koruyabilmesi, hiç durmadan ileri geri çalışması onu bu kadar nadir ve değerli yapan şeyler. Bazen onu izlerken ben yoruluyorum. Bütün bunların yanında Allah nazarlardan saklasın çok nadir sakatlanan ve formu asla dalgalanmayan tam bir istikrar abidesi. Bu sene o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve öyle gideceğiz. Babası Feyzullah Bey işte böyle diyor Ferdi için. Eğer bu söylediği şey gerçekleşirse Fenerbahçelilerin sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayacaklarına şüphe yok. Çünkü onun burada olmasına çok alıştılar. Ferdi Kadıoğlu bugün Fenerbahçe kadrosundaki en kıdemli futbolcu. Serbest kalma imkanı varken burada olmayı tercih eden, kazanmayı ve kazandırmayı seçen bir futbolcu. Dünyanın her takımında oynayabilecek yeteneğe sahipken iyi ki Fenerbahçe diyebilen özel bir futbolcu. Burger King sundu.